Arkadaşlar ara vermiştik. Tekrar karşınızdayız. Az önceki örneğimizde üçüncü boş dairemize atama yaparsak ne olacak? Maliyetimize değişiklik olacak? Ona bakacağız ve bunun için de gene döngü oluşturacağız. Bakın şimdi döngümüzü oluşturmaya başlayalım. Boş olan hücremiz neresi? İkinci satır, üçüncü sütundaki hücremiz ve ben bu hücreden yukarıdaki boş hücreye geçemeyeceğime göre alttaki hücreye geçebilirim. Pekala, alttaki hücreden hemen solundaki dolu olan hücreye geçebilirim. Ve yani 3'e 2 numaralı daireye geçtim. Bu hücreden yandaki hücreye, yani şuraya geçiş var mı? Yok, çünkü burası boş olan hücre. Pekala, buradan ne yapabilirim? Yukarıdaki hücreye geçiş yapabilirim. Zaten yukarıdaki hücreye geçiş yaptığım zaman başlangıçla aynı hücreye geçiş yaptığım için arkadaşlar ne olacak? Başlangıçtaki hücreyle aynı hizaya geldiğim için döngümü zaten bitirmiş olacağım. Evet arkadaşlar. Nerede kalmıştık biz? Şimdi döngümüzü oluşturduk. Harika. Pekala, döngümüzü oluşturduysak döngümüzü güzel güzel şöyle yazalım. Hangi hücreden başladık? İkinci satır, üçüncü sütundaki hücreden başladık. Ve arkasından üçüncü satır, üçüncü sütundaki hücreye geçtik. Sonra üçüncü satır, ikinci sütundaki hücreye geçtik. Ve arkasından da ikinci satır, ikinci sütundaki hücreye geçtik. Ve ben ne yapıyorum? Boş olan hücreye bir birim ürün ekliyorum. Buradan bir birim ürün çıkartıyorum. Hemen komşusundan, soldaki komşusundan denge bozulmasın diye bu komşuya da bir tane bir birim ürün ekliyorum. Üstteki komşudan da bir birim çıkartıyorum. Yani x2-3'e bir birim ekledim. x3-3'ten bir birim çıkarttım. x3-2'den 3-2'ye bir birim ekledim. x2-2'den de bir birim çıkarttım. Dikkat ederseniz toplam nedir? Sıfıra eşittir. Yani dengeyi bozmadım. Arz ve talep kısıtlarını değiştirecek bir eylemde bulunmadım. Şimdi bu durumda meydana gelecek olan değişiklik, maliyette meydana gelecek olan değişikliği hesaplayalım. Boş olan hücreye bir birim ekliyorum. Birim taşıma maliyetim 6. O yüzden buraya bir 6 birimlik maliyet gelecek. Alttaki komşumuzun birim taşıma maliyeti 7 birimdi. Buradan 1 birim ürün çıkarttığım için eksi 7 birimlik bir maliyet azalması olacak. 5 birimlik bir maliyet artışı ve arkasından da 3 birimlik bir maliyet azalması olacak. Bakalım 6'dan 7 çıkarsa eksi 1. Eksi 1, 5 daha 4. 4'ten 3 çıkarsa 1. Demek ki ben x2-3'e 1 birim ürün eklersem toplam maliyetim 1 birim artıyor demektir. Toplam maliyetim 1 birim 1 birim artıyor demektir. Ben bunun olmasını istemeyeceğim. Neden istemeyeceğim? Çünkü ben zaten maliyeti minimize etmek istiyorum. O yüzden bunu istemiyoruz. Yani bu boş olan hücre boş olmayı hak ediyor. Bu hücreye atama yapmayacağız. Şimdi arkadaşlar, şimdi biliyorum şunu da düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki hocam aşağıya indik, sola gittik, sağa gittik, bilmem ne yaptık. Peki şöyle yapamaz mıydık diyebilirsiniz. Bakın şimdi döngü, o çünkü sorulardan önceden derslerde de geldiği için biliyorum. Döngüyü şöyle kurabilir miydim? Önce soldaki hücreye gidebilir miydim? Gidebilirdim. Bakın zaten üstteki hücreye gidemiyorum. Soldaki hücreye gideyim. Bakın gittim. Soldaki hücreden yukarı çıkamam. Çünkü boş. Yandaki hücreye çıkabilirim. Ama buradan döngüyü tamamlamam mümkün değil. O yüzden bakın gene ne yapıyorum? Sadece yönüm değişiyor. Yani öncesinde şu bu sefer döngüm nasıl oluyor? Bakın x2 3'ten
Kime gittim? X 2 2'ye gittim. X 2 2'den X 3 2'ye gittim. X 3 2'den de X 3 3'e gittim. Bakın aynı hücreler. Hücreler aynı. Sadece yönü farklı. Değişen bir şey var mı? Değişen bir şey yok. Önemli olan kapalı dengeyi, kapalı döngüyü oluşturmanız. Önemli olan doğru şekilde oluşturmanız. Yanlışını da göstereyim. Bakın yanlış olanı da göstereyim ki doğruyu daha iyi anlayın. Değil mi? Yanlıştan doğru da öğrenilebilir. Bakın şimdi boş olan hücreden soldaki hücreye geçtim. Burada aşağıya inmek yerine bir yandaki hücreye yatan gidersem her şey önce şunu ihlal etmiş oluyorum. Birinci, ikinci satırda ardışık olarak 1, 2 ve 3 tane hücreyi doldurmuş oluyorum. O yüzden böyle bir döngü söz konusu olamaz. Yani bu döngü olamaz. İkincisi başka bir hatalı gene döngü kurayım. Bakın alttaki hücreye gittim. Yandaki hücreye gittim. Yukarıdaki hücreye gittim. Gene yandaki hücreye gidersem bakın gene ne oldu? Şöyle gidersem gene aynı satırda 3 tane hücre oldu. Döngü olamaz. Yani burada sadece olası tek bir döngü var. Değil mi? Başka döngü kurman mümkün değil. Olası tek döngüm var ve bu olası tek döngümde kare dikdörtgen şeklinde bir döngü arkadaşlar. Bu dikdörtgeni de çizerken nasıl çizeceğimiz önemli değil. Şimdi kaldı son bir tane boş hücre. Diyorsunuz ki Allah'ım sana şükürler olsun tek bir hücre daha kaldı diyorsun. Haklısın. Çünkü bu işlemler biraz değil mi? Ben de anlatınca böyle uzun uzun çok uzun sürüyormuş gibi geliyor ama aslında çok basit. Bakın şimdi tek bir tane hücre kaldı boş olan. Yani şurası 3, 2, 1, 1, 2, 3 diye numaralandıralım. Yani ben 3. satır 1. sütundaki boş olan hücre için bir döngü oluşturacağım. Buraya atama yaparsam ne olacağını görmem gerekecek. Burada da döngümüz arkadaşlar çok kolay. Yandaki hücreye gittim, üstteki hücreye gittim. Tekrar soldaki hücreye gittim ve döngüyü ne yaptım? Şu şekilde kapatmış olduğum. Bakalım ne yapıyorum? X3 1'den kime gidiyorum? X3 2'ye. Oradan kime gidiyorum? X2 2'ye. Buradan da kime gidiyorum? X2 1'e gidiyorum. Komşularımı ziyaret edip evime geri döndüm. Ve buradaki hücrelerimize bir birim boş olan hücre ekledim. Bir birim yanındaki komşudan çıkarttım. Yukarıdaki hücreye bir birim ekledim. Onun solundaki komşudan da bir birim çıkarttım. Yani artı 1, eksi 1, artı 1, eksi 1 toplamları kaça eşit? Sıfıra eşit. Peki ben de maliyetimde meydana gelecek olan değişim ne kadar? Boş olan hücreye bir birim ekleme yaptığımda maliyetim 1, maliyetim 3 olduğu için artı 3 birimlik bir maliyet artışı olacak. Ve İkinci hücre, üçüncü satır ikinci sütunda bulunan hücremizde bir birim azalma meydana gelmişti. Birim taşıma maliyetimiz 5 birim olduğu için maliyetimde 5 birimlik azalma olacak. Ve arkasından da şurası artı 3 değil artı 8 değil mi bu arada? Şurası artı 8'miş özür dilerim. Artı 8 eksi 5 artı 3 ve eksi 5. Bakalım bu ne olacak? 8'den 5 çıktı. 3 kaldı. 3 daha 6, 6'dan 5 çıkarsa da sonuç 1. Demek ki ben x3 1'e 1 birim, 1 adet ürün verirsem bu durumda maliyetim ne yapıyor? 1 birim, 1 birim artıyor. Şimdi biz bakın bütün bu bilgilerimizi bir kenara yazarsak ne yapmıştık? Delta C 1, 2, 3 bulmuştuk. Hepsini kenara şöyle aşağıya doğru yazalım. Delta C 1, 2, 3'tü. Delta ondan sonra başka neyi bulduk biz? Delta 1, 3'ü bulduk. Delta 1, 3, eksi 2 idi. Delta
C1, 3, eksi 2 idi. Delta C1, 3'ü eksi 2 olarak bulduk. Delta 2, 3'ü delta 2, 3'ü kaç olarak bulduk? Delta 2, 3'ü kaç bulduk? Onu da 1 olarak bulduk. Ve delta 3, 1'i de delta 3, 1'i de kaç olarak bulduk? Yine 1 olarak bulduk. Bakın bu maliyetler içerisinde negatif olan tek bir tane var. O demek ki bizim bulmuş olduğumuz bir kere başlangıç çözüm optimum değil. Bu sonucu kesinlikle varabiliyoruz. Optimum değil. Neden? Optimum olması için ne olması gerekirdi? Bütün bu delta c, i, j'lerin sıfırdan büyük veya eşit olması gerekirdi ki optimum çözüm olabilsin. Bulduğumuz çözümün. Pekala. Delta c1, 3, eksi 2 olduğuna göre x1, 3'ün ne olması gerekiyor? Temel değişken olması gerekiyor. Temel değişken olmalı. Yani bu temel dışı değişkendi. Burasının temel değişken olması gerekmekte. Şimdi soru şu. Madem ki x1, 3'ü temel değişken olacak. Yani burası, buraya atama yapacağız. Buraya değil mi? Burayı dolduracağız. O zaman şunlardan hangisi temel dışı olacak? Ve değil mi? Çünkü toplamda kaç tane temel değişkenim vardı? 5 tane temel değişkenim vardı. O 5 tane temel değişkenin sayısının değişmemesi lazım. Bir tane temel değişkenin temel dışı olması lazım. Yani x1, 3'le bir tane x, y, j yer değiştirecek. Bunun kim olduğunu şu anda bilmiyorum. O tabii ki farklı bir videonun konusu olacak arkadaşlar. Şimdilik bu döngü kavramını burada bitireceğim. Bir sonraki örneğimde başka bir gene döngü konusunu işleyip ardından da ne yapacağım? Temel değişkenin nasıl belirin, yani kaç birim olacağını, hangi temel değişkenin temel dışı olacağını nasıl belirleyeceğimizi göstereceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağlıkla, esenle kalın, güzellikle kalın arkadaşlar. Sevgiler, saygılar.